Öncelikle bu hepimizin yapmış olması gereken bir şey. Sağlığımız için, çocuklarımız için, memleketimiz için, ülkemiz için olması gereken bir şey. Sonuçta büyüklerimiz bize maske kuralı takmış, hijyen kuralı takmış. Bunu herkesin uymasını istiyoruz. Bir hastanın kaç kişiye bedel olacağını görüyoruz. Şu anda 135 bin, 150 binlik nüfusta çok yüksek bir rakam var. Bunu hepimiz biliyoruz maalesef. Büyüklerimizden, kardeşlerimizden şunu istiyoruz. Lütfen kurallara uyalım, maskelerimizi takalım. Bu sadece kendimiz için, başka hiç kimse için değil. Çin gibi olmayalım, Amerika gibi olmayalım. İnşallah Rabbim izin verirse en kısa zamanda şu hastalığı atlatmak istiyoruz. Zaten denetimler yeterli olsaydı, kahveler, emniyet bu işe biraz daha dikkatli olursa gerçekten daha iyi olur. Umarım, şunu samimiyetimle söylüyorum, umarım yakında sokağa çıkma yasağı olmaz. Çünkü olan esnafımıza oluyor, olan insanımıza, olan garibanlara oluyor. Emniyet biraz daha duyarlı olursa, valilik, sağlık müdürlüğümüz biraz daha duyarlı olursa inanın biraz daha düzeleceğini düşünüyorum. Şunu Sayın Milletvekilimiz Osman Ören'den, Sayın Sağlık Müdürüm Erol Emre Ömür'den şunu istiyorum. Mümkünse günübirlik, her gün Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi Siirt'teki vakaları açıklarlarsa insanlarımız gerçekten şu anda çok bilinçsiz. Açık ve net söylüyorum, biz de Siirtliyiz ama belki daha da korkarlar, daha da biraz daha duyarlı olurlar. Şu an bakıyoruz günlük gülistanlık, her gün bayram havası, herkes iç içe, sosyal mesafe yok. Bunu herkes görebilir, yani gözle görünen bir şey bu. Sayın Vekilimizden, Sağlık Müdürümüzden bunu istiyoruz. Günlük açıklamalar, günlük yapılan test sonuçları, pozitifler açıklanırsa çok seviniriz. Vallahi yani... abi bize maaş vermiş, para vermiş, bize diyor sizin maske takın. Nasıl maske alacağım? Günlük maske 20 defa değiştirmem lazım, terliyorum. Nasıl yapacağım maskeyi? Yani maddi yönden mi? Maddi yönden dolayı takmıyorum. Mecbur nedenlerden dolayı takmıyoruz, yoksa keyiften değil. Nasıl ya? Hayır, abi. Denetim az geliyor. Herkes maskesini doğru düzgün takarsa böyle bir şey olmaz yani. Hı hı. Vaka sayıları azaltırsınız. Keşke bir 10 gün daha böyle sokağa çıkma yasağı olsaydı, o zaman azaltırdı. Evet. Bitme olayı yani olurdu yani. Bunlar bilinçsiz vatandaşlar yani, bunlar bazı şeylerin farkında değiller. Küresel olayın farkında değiller. Gerçekten ciddi bir sıkıntının ortasındayız ve bunun farkında olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım. Gerekli tedbirleri almamız lazım diye düşünüyorum. Gerekli denetimin olduğunu düşünmüyorum. Gerekli yaptırımlar olsaydı böyle şeylerin olacağını düşünmüyordum. Evet. En çok virüsün yayıldığı şehirlerden bir tanesindeyiz. Yani bunun halkın bilinçsizliğinin ne kadar ortada olduğunu gösteriyor. Yani gerekli tedbirler alınsaydı, gerekli yaptırımlar yapılsaydı bence adrese testin bir uygulama olurdu diye düşünüyorum. Kendi canını düşünmüyor ama karşısındakini de düşünmüyor. Yani tamamen düşüncesizlik var. Bence emniyet yetkilileri yeterince üstünde duruyor ama vatandaş biraz duyarsız olduğu için bu tamamen vatandaştan kaynaklı abi. Hani mesela benim ailem çıktığı zaman veya kardeşim çıktığı zaman adam gidiyor yanında pişiriyor. Ona bulaşıyor, ondan hepimize bulaşıyor. Ne oldu abi? Bir ailenin komple günahına girdin. Yani bence bu konuda tamam biz de zorlanıyoruz abi. Sıcaktır, ağzımız terliyor, yüzümüz terliyor ama mecbur takıyor sağlığımız için. Polis memurunun bir tanesi burada şahsın bir tanesine dur ihtarı yapıyor. Adam kaçıp gidiyor. Yani bu şekilde bence zaten yeterince insanlar daralmış, bunalmış. Eminim ki siz de öylesiniz. Ama yapacak bir şey yok abi, katlanıyoruz. Biz de yeterince önlem alıyor muyuz? Hayır. Maskeyi takıyoruz ama eldivenler yok. Yani illa bir yerden bulaşıyor ve nereden geleceğini de bilmiyoruz. Biz kendimizi düşünmesek de ailemizi düşünmek zorundayız yani. Bu bizim için şey. Nasıl bir tavsiyede bulmak istersiniz? Abi Siirtlilere nasıl bir tavsiye yapabilirim? Bence herkes duyarlı olması lazım. Mesela kahve ortamında olsun, ne bileyim herhangi bir dışarıda ortam olsun, herkes iç içe oturulmasın, biraz önlem alınması lazım. En azından hani kendi medeni şehrimizi düzene sokana kadar bunu yapmak zorundayız bence. Vatandaş olarak birbirimize anlayış göstermek zorundayız. Eminim ki mesafe korunursa, maske takılırsa bu iş bir ay içinde çözülür Siirt'te. Evet. Unuttuğum için takmadım. Yoksa ben maske takarım. Değil mi abi? Başka bir sorun varsa hazırım yani. Bugünlerde maskeyi yani kurallara uymak gerekir. Kurallara uyulmadığı takdirde yani etrafa tehlike arz ediyor.
Yani denetim konusunda denetim yapılıyor yani. Polisler ellerinden geleni yapıyor. İş vatandaşa düşüyor yani. Evet. Vatandaş kurallara uyması gerekir. Bence çok duyarsız kalıyorlar. Çünkü bunu bizzat yaşıyoruz. Bu Sirt'te olsun, Diyarbakır'da olsun, Van'da olsun gün geçtikçe sayı artıyor. Bu nedir? Bilinçsiz kullanmamızdan görüyorsunuz. Bu sokakta geçenlerin yarısında maske yok. Ha ne olacak? İlahi zorluk olacak. Maske takma zorunluluğu gelecek. Bir de sokağa çıkma yasağı gelecek ki biz akıllanacağız. Olmazsa akıllanamıyoruz. Yazık. Denetim oluyor ama ceza kesilmiyor. Herhangi bir uygulama yapılmıyor. Ben ondan şikayetçiyim. Yasa konduğu gibi yine dışarıdadır. Kahveleri görüntülerseniz hepsi maskesiz. Yapmamamız gereken bir konu. Hepsini görüyoruz. Kimsenin elinde eldiven yok, maske yok. Sanki hiç yaşanmamış gibi bu olaylar yaşanıyor. Evet, denetimin artırmasını istiyoruz. Yetkililerin zabıta olsun, polis olsun daha da duyarlı olması lazım. Hele bu seyyar satıcılar olsun, şeyler olsun, kahveler özellikle toplu yerlerde daha disiplin artırılması gerekiyor.